Söyle bakalım Baykuş kız, bugün ne oynayacağız? Şey kertenkele, şimdi kedi çocuğu bekliyoruz. O da gelsin, çok güzel oyunlar oynayacağız. Aa, kedi çocuk gelene kadar akşam olur ya. O bugün uykuyu çok seviyor galiba. Hey, benim hakkımda konuşma lütfen kertenkele. Hiç de uyumuyorum, bakın balkondan sizi izliyorum. Ha, kedi çocuk, balkondan izleyeceğine buraya gelsene. Harika oyunlar oynayacağız. Tamam tamam, birazdan inerim, çok az bir işim var. Ben söylemiştim, kedi çocuk gelene kadar akşam olur demiştim. Of ya, şunlara bak, ne kadar da güzel oyun oynuyorlar. Bu üçü ne kadar iyi anlaşıyorlar böyle. Benim de böyle iyi anlaşacağım arkadaşlarım, dostlarım olsaydı. Ama nedense hiç kimse benimle oynamak istemiyor. Oysa ben çok iyi birisi olmak istiyorum. Ama buna asla müsaade etmiyorlar. O zaman ben de bu üçünün iyi arkadaş olmasına müsaade etmeyeceğim. Bir şeyler yapmalıyım, bir şeyler. Aa tabii ya, icat makinem. İcat makinem? İcat makinem nerede? Uf, yine icat makinemi bir yerde unuttum galiba. O icat makinem olmadan da hiçbir şey yapamam. Ama yardım isteyeceğim birini mutlaka bulabilirim. Hadi çocuklar, kedi çocuk gelene kadar ben de bahçedeki çiçeklerimi sulayayım, olur mu? İyi tamam tamam. O zaman ben de gidip şöyle güzel bir elimi yüzümü yıkayayım. Gerçekten de sabah erkenden uyandım. Galiba uykum gelmeye başladı. Lay 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 lay. İşte Gargamel'in evi. Gargamel, Gargamel, Gargamel evde misin? Hey Gargamel, işte oradasın, görüyorum seni. Orada uyuyacağın, hadi yanıma gel. Seninle çok güzel işler yapacağız. Hey Gargamel, sana söylüyorum. Hadi gelsene. Ne var? Ne istiyorsun yine Romeo? Seninle çok güzel işler yapacağız Gargamel. Neymiş peki bu işler? Senin yardımına ihtiyacım var. Senin yardımın olmadan asla yapamam. Neymiş bu, söylesene hadi Romeo. Çok merak ettim. Bana çok güzel bir iksir hazırlayacaksın. İksir mi? Ne iksiri? Ne iksirinden bahsediyorsun sen? Şu pıca maskeliler var ya, çok iyi anlaşıyorlar. Onların aralarını bozmam lazım. O yüzden içlerinden bir tanesini birazcık kötülük yapmaya öğretmeliyim. O yüzden de iksire ihtiyacım var. Çünkü onlar asla kötülük yapmazlar. Ya demek öyle. İyi de neden benden istiyorsun ki bunu? Neden sana yardım edecekmişim? Bak Gargamel, sen bana yardım edersen ben de sana yardım ederim. Bana mı? Ne yapabilirsin ki? Senin için şirinleri getirebilirim mesela. Ne dersin? Şirinler mi? Of tamam tamam Romeo, bekle beni burada. Sana hemen güzel bir iksir hazırlayıp geleceğim. Aha, Gargamel'in şirinleri duyunca asla hayır diyemeyeceğini biliyordum. Gelsin bakalım iksirler. İşte sana iksir hazırladım. Ah bu da ne? Ben senden şeker istemedim ki Gargamel. Of Romeo, sen de hiçbir şey anlamıyorsun. Bu şekeri Baykuş kıza yedireceksin. Aa çok güzel. Ama mavi olanı kendin yiyeceksin. Sakın unutma, tamam mı? Kırmızı olanı Baykuş kıza yedireceksin. Tamam tamam da ben neden yiyorum ki iksirli şekerden? Romeo, Romeo. Baykuş kıza şekeri yedirebilmen için senin de şeker yemen lazım. Yoksa Baykuş kız asla sana inanmaz, biliyorsun. Of galiba haklısın Gargamel. O yüzden kırmızı olanı Baykuş kıza, mavi olanı da senin için hazırladım. Mavi şeker iksirli değil. Sakın unutma. Sakın karıştırıp da iksirli şekeri yeme, olur mu Romeo? Tamam tamam, merak etme sen Gargamel. Üf, merak ediyorum Romeo. Çünkü sen her şeyi eline yüzüne bulaştırıyorsun. Umarım bu işin altından rahatlıkla kalkarsın ve bana o küçük mavi şirinleri getirebilirsin. Tabii ki de getireceğim. Sen hiç merak etme Gargamel. Ha, çok bekle Gargamel. İşte getirmeyeceğim. Bir şey mi dedin Romeo? Of kendi kendine konuşa konuşa gidiyor bu çocuk. Vav, işte Baykuş kız orada, üstelik tek başına. Bu fırsatı kaçırmamalıyım. Baykuş kız, Baykuş kız. Ah Romeo, ne oldu, ne istiyorsun? Hiç, sadece sana şeker getirmiştim. Şeker mi? Nereden çıktı şimdi bu şeker Romeo? Hiç öylesine, elimde iki tane şeker vardı. Üstelik o kadar güzel rengi var ki, rengini görünce sen aklıma geldin. Ben de sana getirmek istedim. Bak, kıpkırmızı bir şeker. Çok güzel görünüyor. İster misin Baykuş kız? Şey, bilmiyorum Romeo. Senden herhangi bir şey alıp yemek hiç doğru bir şey gibi gelmiyor bana. Aa, olur mu şöyle şey Baykuş kız? Ben hep iyilik yapmaya çalışıyorum ama kimse bana inanmıyor. Neden kötü olayım ki? Ben artık iyi birisi olmak istiyorum. Hep iyilik yapmak istiyorum. Ha Romeo, hep böyle söylüyorsun ama her seferinde bunların altından hep bir şeyler çıkıyor. Aa, bu sefer hiçbir şey yok gerçekten. Bak buradaki
tane şeker var. Bu kırmızı olan, bu senin olsun. İşte bu da mavi olan. Ben de şeker yiyeceğim. İnanmasan ilk önce ben yiyebilirim. Tamam Romeo, ilk önce sen de bakalım. Tamam, yiyorum. Bu lezzetliymiş. Ama yemek istemiyorsan onu da ben yiyebilirim. Şey, aslında çok da güzel görünüyor. Ay tamam tamam Romeo, inandım sana. Gerçekten de çok güzelmiş. Afiyet olsun baykuş kız. Oh, bana bir şeyler oluyor. Ay inanmıyorum ya. Of. Aa, ne oldu böyle? Gargamel bana böyle olacağını söylememişti. Of Gargamel ya. Yoksa yine yanlış sihir mi yaptın? Eyvah. Arkadaşları gelmeden buradan uzaklaşmalıyım. Ay şurada durup baykuş kızı izleyebilirim. Of of, seni gidi Gargamel. Baykuş kız, ben geldim. Aa, baykuş kız. Baykuş kız, ne oldu sana? Baykuş kız, baykuş kız. Hey baykuş kız, kendine gel. Of başım. Of başım. Baykuş kız, ne oldu? Aa, neler oluyor burada? Baykuş kıza ne oldu? Baykuş kız, baykuş kız, kendine gel. Of ay, başım. Of ya, tepemde ne bağırıp duruyorsunuz öyle? Baykuş kız, baykuş kız, baykuş kız. Adımı mı öğreniyorsunuz? Aa, baykuş kız, neler oluyor sana böyle? Sadece seni yerde yatarken görünce çok telaşlandık. Evet baykuş kız, sadece seni merak ettik. Bir şey olduğunu zannettik. Hiç de bir şey olmuyor. Bırakın beni, rahat bırakın diyorum. Ben tek başına oynamak istiyorum. Of, siz de ne kadar sıkıcısınız böyle. Hiçbir şeyden eğlenmiyorsunuz. Ay, bunlar da ne böyle? Onlar senin diktiğin çiçekler baykuş kız. Her gün suluyorsun. Her gün onlara güzel güzel bakım yapıyorsun. Unuttun mu? Ne? Benim diktiğim mi? İyi de ben çiçekleri sevmem ki. Ayy, şu damak ne kadar da iğrenç kokuyor. Hemen bunları koparmalıyım buradan. Baykuş kıza neler olmuş böyle? Bak kertenkele. Galiba kafasını çarptığı için böyle olmuş olmalı. Onu hemen doktora götürmeliyiz. Bence de. Baksana. Çok kötü davranıyor bize. Hey, ne konuşuyorsunuz orada kendi kendinize? Sizin işiniz yok mu? Hadi yalnız bırakın beni diyorum size. Yalnız bırakın. Aa, baykuş kız, ama oyun oynayacaktık. Oyun mu? Ben bebek miyim ya? Ne oyunu? Neden bahsediyorsunuz siz? Hadi gidin buradan diyorum. Gidin kendiniz oynayın. Sizi gidi bebekler. Ben artık kocaman bir baykuş kızım. Tamam tamam baykuş kız, sinirlenme, gideriz. Hadi gel kertenkele, biz de ikimiz oynayalım. Hop baykuş kız, bu yaptığın hiç doğru bir şey değil. Neden böyle davranıyorsun bize? Nasıl davranıyormuşum? Hiç de bir şey yapmıyorum. Yalnız bırakın diyorum size. Yalnız kalmak istiyorum. Tamam baykuş kız, tamam. Bundan sonra tek başına oynarsın. Biz de kedi çocukla birlikte oynarız. Oyun mu? Ayy, gidin ya. Bebek gibi oyun oynuyorsunuz. Of baykuş kız, gerçekten seni anlamıyorum. Umarım başını çarptığın için böyle davranıyorsundur. Kendine geldiğinde bizden özür dileyeceksin. Ama seni affetmeyeceğiz. Bunu sakın unutma. Ha, affetmeyeceklermiş. Affetmezseniz affetmeyin ya. Ben tek başıma da oynar oynayabilirim. Of, ben bitmişim bu çiçekleri. Ne kadar da kötü kokuyorlar böyle. Ay, bu evin hali de ne ya? Pembe pembe pencereler. Ay, hiç sevmem. Aa, bu düğme de ne böyle? Oh, şu zile bakın. Ne kadar da kötü çalıyor. Bunu da kesin o iki kişi yapmıştır. Ay neydi, kedi çocuk muydu? Kertenkele miydi? Of, ben onlarla nasıl arkadaşlık yapmışım? Ne kadar saf birileri. Wow, Gargamel iksiri doğru yapmış. Galiba ilk önce düşecek, sonra bütün istekleri değişecek. Şimdi gidip baykuş kızın yanına gidebilirim. Nasıl olsa ben de kötüyüm, o da kötü. Artık çok iyi arkadaş olabiliriz. Merhaba baykuş kız. Merhaba merhaba, da sen kimsin böyle? Ne, beni tanımadın mı yoksa? Hayır, tanımadım seni. Sen de kimsin? Ne işin var kapımın önünde? Şey, ben Romeo. Biraz önce sana çok güzel bir şeker getirmiştim. Sen de yemiştin. Çok iyi arkadaş olacağımızı düşünmüştüm. Ne, iyi arkadaş mı? Uf, ben etrafımda arkadaş falan istemiyorum. Hadi git buradan. Ay, şu saçlarının haline bak. Diken gibi. Ne, diken mi? Evet evet, diken gibi. Haha, çok komiksin sen ya. Mavili çocuk, mavi ayakkabılı çocuk. Hadi git buradan, diken kafalı çocuk. Aa, diken kafalı mı? İnanmıyorum ya. Ben seninle iyi bir arkadaş olacağımızı düşünmüştüm oysa ki. İyi de ben seninle neden iyi bir arkadaş olacakmışım ki? Kertenkele, kertenkele, bunlar ne konuşuyorlar böyle? Kedi çocuk, eğer biraz susarsam dinleyeceğim. Çünkü ben sana biraz önce iksirli bir şey...
şeker yedirdim. Sen de artık benim gibi kötü oldun. Kötüler birbiriyle arkadaş olur. Kertenkele ve kedi çocukla arkadaşlığını bırakıp benimle arkadaş olacağını düşünmüştüm. Çünkü Gargamel'e çok güzel bir iksir yaptırmıştım. Sen de bu iksirli şekeri yedin. Ne? İksirli şeker mi? İnanmıyorum ya. Bu işte bir terslik olduğunu biliyordum. Ah Romeo, demek baykuş kıza iksirli şeker yedirirsin ha? Ey, neden bahsediyorsun sen ya? Hadi git buradan diyorum, git. İstemiyorum seni burada. Ya, demek öyle Romeo. Baykuş kıza iksirli şeker yedirirsin öyle mi? Ne? Siz de nereden çıktınız? Neden bahsediyorsunuz? Demek neden bahsediyoruz? Bütün konuşmalarını duyduk burada Romeo. Baykuş kıza Gargamel'e yaptırdığın iksirli şekeri yedirmişsin. Sen şimdi görürsün. Hadi baykuş kız, yanımıza gel de süper üçlü gücümüzü kullanalım artık. Ne? Süper üçlü güç mü? O da ne ya? Hiçbir şey anlamıyorum. Yine bütün çocuklar burada toplandılar. Başımı ağrıttınız. Artık ben içeriye gitmek istiyorum. Baykuş kız! Baykuş kız dur! Sakın gitme. Sen olmadan gücümüzün hiçbir anlamı yok. Of, ne yaparsanız yapın çocuklar. Baykuş kız da yok. Şimdi bana hiçbir şey yapamayacaksınız. Ha, ne oldu ne oldu? Biraz önce konuşuyordunuz ya. Sen şimdi görürsün. Hadi bakalım. Kertenkele ve kedi gücü aşkına. Ne? Kertenkele ve kedi mi? İmdat! Buraya gel diyorum sana Romeo. Buraya gel. Bu yaptığın cezasız kalmayacak. Hey kedi çocuk. Kedi çocuk. Bırak Romeo'yu da. Şimdi baykuş kız için ne yapabiliriz onu düşünelim. Baykuş kızın bu halini hiç sevmedim. Hiç.